Dersimizin konusu Disconnected Mimari. Yeni bir Windows Form projesi başlatıyoruz. New Project. Adı Disconnected olsun. Disconnected Mimari. Formumuza bir buton çizelim. Bir de combo box çizelim. Buton tıklandığında combo box ürün adlarıyla doldurulsun. Kullanılmayan using ifadelerini kaldırdık. SQL connection tipinde bir değişken tanımlıyoruz. SQL connection. Kontrol noktaya basarak veya da dörtgenin üzerindeki işarete basarak SQL Data Client'ın using ifadesine eklenmesini sağladık. SQL Connection tipinde CNN eşittir new SQL Connection. Standart her zaman yazdığımız bağlantı cümlemizi yazıyoruz. Ben o bağlantı cümlesini Toolbox'a kopyalamıştım. Buradan bağlantı cümlemizi alıp kullanabiliriz. Bu string ifadeyi nasıl kopyaladığımızı göstermek istiyorum. Arkadaşlar, kopyalamak istediğiniz ifadeyi seçin ve Toolbox'a taşıyın. Bu kadar. Gördüğünüz gibi ifadeniz Toolbox'a taşınmış oldu. Daha sonra kullanmak istiyorsunuz. Tutun ve tekrar kullanmaya devam edin. Şimdi SQL Data Adapter tanımlayacağız. Çünkü Disconnected mimaride SQL Data Adapter kullanılıyor. Eşittir new SQL Data Adapter. SQL Data Adapter'da new ifadesini kullanıyoruz. Fakat SQL Data Reader'da daha farklı bir yapı kullanıyoruz. SQL Data Reader'da Disconnected mimarinin bir ürünü. SQL Data Adapter dedik. Sorgumuzu yazacağız. Bir kere de burada yazalım sorgumuzu. Select yıldız from products diyelim. Aslında yıldız from değil, sadece ürün adları var. O zaman select product name diyelim. Select product name from products ve SQL connection tipindeki bağlantımızın da değişkenini buraya yazdık. Şimdi bir data table tanımlayacağız. Data table. Data table'da sistem data sınıfını kullanıyor. Data table. DT eşittir new data table. Adapter'ımızın fill metoduyla data table'ı dolduruyoruz. Yani SQL sorgusu sonucunda dönen result set adaptör vasıtasıyla data table'a dolduruluyor. Şimdi combo box'ımızın adı combo box 1. Adına hiç dokunmadık. Display member. Veya bunu sonra yazalım. Önce neden yazdığımızı daha rahat görüntülemenizi istiyorum. Combo box 1 data source DT. Combo box'ın data source'u data table. Connection'ı dispose edelim. RAM'den kaldıralım. Adaptörü de dispose edelim. Onu da RAM'den kaldıralım. Programı bir çalıştırıyoruz. Ürün adları butona basınca doldurulmuş oldu. Fakat gördüğünüz üzere namespace adı görüntüleniyor. Biraz daha combo box'ı genişletelim. Namespace adının görüntülendiğini size daha rahat göstermiş olalım. Bakınız, butona tıkladığımda veriler görüntülenmiyor. Sadece namespace görüntüleniyor. O zaman combo box'ın display member'ını ayarlamamız gerekiyor. Combo box 1 display member eşittir product name. Yani ürün adını görüntüleyecek.
Gördüğünüz üzere ürün adları combo box'a listelenmiş oldu.